geçirdiği kaza sonucu kollarını kaybedip ayaklarını ellerinin yerine kullanmayı öğrendi. 19 yaşında resim yapmaya başlayarak ayaklarıyla yüzlerce esere ve sergiye imza atan ünlü ressam Ayşe Işık, şimdi burası hafta sonunda Oylum Talu'nun konuğu. Evet, Ayşe Işık bizlerle beraber. Kendisi bir hayata tutunma ve başarı hikayesi. Ben Ayşe'yi çok uzun zamandan beri tanıyorum ve hem şahsiyetine hem sanatına hayranım. Tanımayanlar için efendim karşınızda Ayşe Işık. Tanıyanlar zaten eminim ki benimle aynı duyguları paylaşıyorlar. Yani Ayşe Işık'a ve sanatına hayranlar. Ayşe kollarını 5 yaşında kaybediyor. Yanlış evet, değilim doğru. Değil mi? Sen anlat bana. Hoş geldin Ayşe'cim öncelikle. Hoş bulduk. Öncelikle. Teşekkür Nasılsın ediyorum. Görüşmeyeli? İyiyim. Teşekkürler. Çok iyi oldu sizi görmem. Aynen. Sağ benim olun, için davet de öyle. Ettiğiniz İyi için. İyi ki geldin. Teşekkürler. Hikayeni anlatır mısın kısaca? Ben Adıyaman'da tarım makinesine kaptırdım Besli'nin köyünde. Çocukken yaramazlıktan bir daha sonra annemler hastaneye götürdü. O zaman teknik imkan da şu anki gibi yoktu. Dikilme şansı olmadı. Şimdi resimle uğraşıyorum 10 yıldır. İstanbul'a 15 senedir falan Nasıl İstanbul'dayız. Nasıl keşfettin resmi? Ortaokuldayken çok seviyordum. Böyle hocalar panoya asıyordu yaptığım tabloyu. Daha sonra ben de liseye gelince orada da Adıyaman'da çok böyle özel ders gibi bir şey alma şansım olmadı. İstanbul'a taşınınca bir hocayla tanıştım, resim hocasıyla. Hemen resim dersi vermeye başlamıştı bana. Peki ayaklarını kullanıyor muydun? Hı-hı. Kullanıyordum. O zamana kadar. Evet. Mesela okula resim... giderken yazı yazma falan ayaklarımı annem zaten küçükken kazadan bir yıl sonra bir cenazeye gitmişti. Hı-hı. Evde beni tek başına bırakmıştı babaannemle ablama. Onlardan da yemek yemek, su içmek istememiştim. O gün eve geldi annem, o evde kalmak zorunda kaldı. Ertesi gün geldi. Dedi ki böyle olmayacak, başında olamayacağım. Ayaklarımı kullanmayı öğretmişti. Ben de yazı yazmayı, işte kaşık tutmayı, her şeyi öğretti yavaş yavaş. 15 senedir de işte resim hayatının içinde. Çok peki, seviyorum resmi. Biraz daha seni tanımak, izleyicilerimize tanıtmak anlamında soruyorum. Protez kol denendi protez, mi? 12 yaşında taktık, olmadı. Hatta Türkiye'ye yeni gelmişti, şu anda da çok yaygın. Elektronik böyle 5 parmak çalışan kollardan. Kollarım kazadan sonra çok güçsüzleşti. Damarlar ezildiği için kullanamadım protezi de. Kullanamadın. Hı-hı. Ama şimdi ayaklarınla her işini görebiliyor musun? Yemek evet. yiyebiliyorsun, su evet. içebiliyorsun. Makyajımı yaparım, saçımı tararım. Makyajını yapıyorsun. Hatta telefon? Yani kendi duşumu bile alabiliyorum. Ne güzel, affedersin. Ne güzel. Telefonla uğraşabiliyor musun? Tablet, evet. bilgisayar. Evet. Evet, hatta bir çağrı merkezinde çalışıyorum evden home office olarak. Harika. Hı-hı. Harika. Onunla da işte resim falan, sergiler, ara ara da öyle şeyler yapıyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar... Şu ana kadar 30 sergiye imza attım. 30 Hı-hı. sergisi var. Kolsuz ressam Ayşe Işık olarak geçiyor. Kendi tabiri bu sevgili Ayşe'nin. Yoksa kolsuz olup olmaması hiç önemli değil. Önemli olan Ayşe'nin hayata nasıl tutunduğu, nasıl bağlandığı ve sanatın Ayşe'yi nasıl... hayata bağladığı bizim için aslında önemli olan o. Sevgili Ayşe bize şimdi kara kalem resim yapacak. Evet. Haydi bakalım. Bir yandan sohbet edip bir yandan yapabiliriz Olur. değil mi Ayşe'cim? Ne yapalım? Ben sana yardım edeyim mi? Tek kalem, bir tane hatta mi, kendi koyayım? Hayatımı da yazdım. Kitabımdan da size getirdim. Onları evet Hı-hı. göstereceğim şimdi. Bak çorabını çıkarabiliyor. Her şeyi yapabiliyor Ayşe. O kadar güzel ki alacağım. İsterseniz... Onu da alayım altına. Altındakini de alalım, kaymasın değil mi? Ben sana yardım edeyim mi? Dur. Ne olur. Şöyle yapalım, geleceğim. Teşekkür ederim. Evet. Ne çizeceksin güzel? Şimdi aslında daha güzel çalışma yapardım da zaman çok kısıtlı olduğu için. Şöyle ufak. Ufak bir resim çalışacağım bir resim size. Saçların da güzelliğini engellemesin şöyle. Oh. Pek de güzel kızımız görüyorsunuz. Teşekkürler. Ne yapacaksın? Çiçek resmi yapmayı Çiçek istiyorum. Çiçek yapacaksın. Günde ne kadar çalışıyorsun, resim yapıyorsun?
çalıştığım için işte 2 günde 3 günde bir çalışıyorum, resim yapıyorum. Ama günde 2 saat, 3 saat falan resimle uğraşıyorum. Çok yoruluyorum, sonra bırakıyorum. Ah, canım benim. Peki yağlı boya yapmayı mı tercih ediyorsun yoksa kara boya? Genelde yağlı boya. Yağlı boyayı çok seviyorum. Portre insan resminde kara kalem seviyorum. Ayaklarını tamamen elin gibi kullanıyorsun değil evet. mi Ayşe? Ayakların senin aslında hayatını idame ettirebilmen açısından evet. en önemli uzuvun. Bu konuda tabii ki aileme öncelikle teşekkür ediyorum. Başka kardeşin var mı? Bir şey, beş kardeşiz. Beş kardeşsiniz. Resimle uğraşan sadece ben. Resimlerini satıyorsun değil mi? Evet, sergilerde. Sergilerde satıyorsun. Onunla Hı-hı. hayatını idame ettirebilir misin? Evet, çalışmanın ama... haricinde tabii Hı-hı. ki. Kendim bir ev almak istiyorum. O da bakalım. İstanbul'da ev Hı-hı. almak Allah. Şu an bayağı bir çalışmak lazım değil mi? Evet. İleride ailem Allah korusun bir şey olursa Allah korusun. Kendi ayaklarım üzerinde durabilmek için istiyorum ev ama. Ayşe ben bunu elimle yapamam. Teşekkür ederim. Resim yaparken ne hissediyorsun? Resim beni çok mutlu ediyor. Bir gördüğüm resmi, bir yere resmetmeyi çok seviyorum. İnsan resmi. Onlar da çok zaman alan şeyler. Peki resim yapmasaydın hayatın nasıl olurdu Ayşe sence? Hayatım... Yani çok zor olurdu. Belki bu kadar mutlu olmazdı. Evet. Hı hı. Yazı yazmayı da çok seviyorum. Aslında sanatla uğraşmayı çok seviyorum. Yazın güzel mi? Evet. Benim yazım kargacık bulgacıktır mesela. Sizin resminizi yapmak istiyorum ama o programda bir gün gelip hediye etmek Beni. İstiyorum. Aa, ne kadar mutlu evet. olurum. Ne güzel olur. Vallahi... Asarım evimin en güzel köşesine Ayşe. Teşekkür ederim. Çok değerli. Kısa zamanda yapacağım inşallah. Yağlı boya. Yağlı boya, isterseniz kara kalem. Sen nasıl istersen, senin nasıl içinden geliyorsa sanatçıya karışılmaz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiğini görüyorum evet. fotoğrafta. Devlet büyükleri, ünlü isimler seni takip ediyorlar, seviyorlar. Evet. Öyle değil mi? Heyecanlanıyor musun? Çok heyecanlı. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor öyle değil mi? Yani evet. Ben kendimle gurur duyuyorum. Yani öyle insanlarla nasıl bir araya geldim. Vallahi biz de seninle gurur duyuyoruz Ayşe. Teşekkür ederim. Neden biliyor musun? Çünkü maalesef ülkemizde çok fazla engelli dostumuz, arkadaşımız var. Engelli evet. olmak hiç... önemli değil. Önemli olan hayata bağlanabilmek ve bunda maalesef ki suç engelli olarak hayata gelen ya da bir şekilde engelli evet. olan dostlarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşimizin değil toplumumuzun, düzenimizin. Evet. Bak bak neler yapıyor. Ne çiçeği yapıyorsun sen şimdi? Ben papatya yapacağım. Aşk balı bakacağız yani. evet. seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor yapacağız. Peki ayağından kalemin kaçtığı falan oluyor mu böyle ayakla yapmak? Bazen işte heyecanlanırsam, çok kalabalıkta resim yapınca çok heyecanı kayıyor bazen. Canlı yayında heyecanlanmıyor musun? Canlı yayınlara artık alıştım. Ama ilk canlı yayını benimle yapmadın mı sen? Evet. İlk bizim programa çıktın değil mi? Bayağı zaman geçti. Çok, yine burası evet. hafta sonunda yapmıştık. Evet. Programınız da çok güzel gidiyor. Ailem çok seyrediyor. Çok teşekkürler canım. Ben herkese bazen izleyemiyorum. Selamlar.
Aa, nasıl yani? Ama annemler çok seyrediyor. Sizi de çok seviyorlar. Ay çok hatta, sağ olsunlar. Bazen konuk olduğunuz programları da takip ediyorlar. Öyle mi? Ne güzel. Çok selamları var size de annemlerin. Benden de çok sevgiler, selamlar. Annenle aileni de, tabii özellikle anneni de lütfen çok sevgilerimi ve saygılarımı ilet. Çünkü senin gibi bir genç kız yetiştirmek, onun hayata bağlanmasında muhakkak ki ön ayak oldular senin yönlenmende, sanatla iç içe olmanda. Son derece önemli ve değerli, ailelere çok görev düşüyor. Benim bir de Adıyaman'da ben hiç engelli yoktu yaşadığım ortamda. Annem çok da kitap okur. Kendini çok yetiştirdi. Ayaklarımı kullanmayı öğrettiğinde babaannemler falan da çok kızıyorlardı. Neden? İşte sen niye kızla sen ilgilenmiyorsun da ayaklarını kullanmayı öğretiyorsun gibi. Yani kıyamıyorlar onlar da tabii. Onlar da iyi niyetle söylüyorlar tabii ki fakat bence ama annenin... Ama annem çok zorladı, çok zorladı. Tabii. Okula giderken çok zorlandım. İlkokul birinci sınıf biraz kötü geçti. Ondan sonra baktım İstanbul'a gelince engelli derneklerine falan katıldım. Gittiğim programlar oluyordu. Burada bazı engeller var fizik tedaviyle geçebilecek ama aileler çok engelli çocuklarını sokağa çıkarmaktan çekiniyor gibi. Ben ama neden biliyor musun? Çok fazla engelli dostlarımızla bir araya geldik. Benim algıladığım kadarıyla insanlar engelli evlatlarını, bireyleri sokağa çıkarmak istemiyorlar. Çünkü çıkarttıkları zaman engelli arkadaşlarımız daha büyük mutsuzlukla evlerine dönüyorlar. Çünkü bakışlar en çok benim gördüğüm ve algıladığım kadarıyla bakışlar rahatsız ediyor. Evet. Haince değil belki merakla ama yine de bakışlar mutsuz ediyor. Ben mesela bir restoranta gidiyorum bazen arkadaşlarla ya da bir kafeye. Bir kahve istiyorum mesela. Bakıyorum insanlar çok böyle bakıyor omuzlarıma. Kollarımı kaybettiğimi anlıyorlar. Nasıl içecek diye. Sonra ayakla içtiğimi görünce herkesin çok tuhafına gidiyor. Ama engelli arkadaşlarımızın da hiçbir bakıştan aslında rahatsız olmamasını. Çünkü, evet, hayatlarını yaşayacaklar değil mi? Kesinlikle ben öyle düşünüyorum. Çünkü insanların bakışıyla biz kendimiz ömrümüzü tüketirsek daha isyan etmek bilmiyorum bana göre değil gibi. Biraz da bu konuda ailelerin ön ayak olması gerekiyor. Yapamadığım bir şey var mı? Yani evet ayaklarımı çok iyi kullanıyorum. Hatta resim bile yapıyorum ama şunu yapamıyorum dediğin bir şey. Yani yapamadığım bir şey yok ki. Bir lavabo ihtiyacı olunca dışarıda tek başına olursam zorlandım. Ama onun dışında çok zorlandığım bir şey yok. Her evde kendim iş güç de annemler bazen temizliklerinde yardımcı oluyorum. Hatta kızıyorlar bana. Sen niye dokunuyorsun diye. Ben de çok titizim evde. Hiç duramıyorum yerimde. Babam mı kullanıyordu 5 yaşındayken? Babam makineyi de yeni almışlardı aslında. Buğdayı un haline getiren bir makinaydı. Amcamlar falan hepsi birlikte kullanıyordu. Babam beni görmemişti zaten. Amcam görmüştü kazada. Son anda yaklaştılar. Gitmişti artık kollar zaten. Sen hatırlıyor musun o anı? Biraz hatırlıyorum. Kolum da zaten o zaman yeni kırılmıştı. Kitabımda okuduğunuzda hayatım... Yeni kırılmıştım. Mersin'den de Adıyaman'a yeni gitmiştik. Yaz ayları Mersin'e giderdik genelde. Anneannemler orada olduğu için. Annem de dedi ki dur yerinde akıllı ol, bir yere gitme falan. Ben dinlemedim. Alnıma da yazılmış demek ki. Gittim. Gider gitmez de zaten kazayla karşılaştık. Oyun oynayayım dedim. Ya kadere inanıyorsundur evet. Diye tahmin ediyorum. Bir kader yazılıyor insanın alnına ve o kaderi yaşıyoruz bir şekilde. Her şeyin bir nedeni, her şeyin bir kısmeti, her şeyin bir iyi tarafı, bir kötü tarafı oluyor. Evet. Bazen çok sorguluyorum bu tarz şeyleri, çok sorguluyorum ben hayatta de kesinlikle yaşananları. Sorguluyorum. Tabii ki sorgulamak hani niye böyle oldu, niye şöyle oldu diye değil. Neden o öyle, bu böyle biraz hayatı anlamlandırmak açısından. Ben de bazen neden ben böyleyim diye
Adıyaman'dayken özellikle çok engelli görmedim orada. Neden ben böyleyim? Niye bana sadece bana mı verdi bunu? Allah'a bazen isyan edip kızıyordum yapmamak ama gelip lazım. Burada yapmamak ama gerekiyor. Ama bak sonunda ne oldu? Adıyaman'da senin yaştaşın pek çok arkadaşımızı tanımazken sen şu anda 30 tane sergi açmış. Pek çok insanın hayranlıkla takip ettiği, baktığı, cumhurbaşkanlarına kadar eserlerini tanıtmış bir isim. Ve bir de kitabın var. Evet. Şöyle kitabını göstereyim ben. İmza günleri falan yapıyorum okullarda. Güzel. Canım Ayşe'cim, ayaklarımla tutundum hayata diyor Ayşe. Ben engelliyim ama hiçbir zaman engelli olmamı aşamayacak kadar kendimi çaresiz görmedim diyor. Ve böyle arkasında resimleri, fotoğrafları. Ne güzel, okurum ben bunu. Nasıl kahve içiyor Ayşe diye soracak olursanız, işte Ayşe böyle kahve içiyor. Ayşe böyle kahve içmekle kalmıyor, kendi makyajını da yapıyor. Bütün işlerini kendisi görüyor, her şekilde güzel güzel hayatını yaşıyor. Ben hatta kendi öğretmenim ortaokuldayken öğretmenliğimi yaptım. Bir hocam da benim hayatımı hikayelendirmiş. İmza günleri yapıyor orada da. Ona da selamlarımı yolluyorum. Erdal Sarıçam adında Tuzla Belediyesi'nden. O da ayağa kaldıran başarılı kadınların hikayesini yazıyor. O da benim kitabım, benim hayatımı hikayelendirmiş. Ona da selamlarımı yolluyorum. Böyle güzel başarımı takip edip de böyle benimle gurur duyup benimle ilgili projeler, kendi projelerinde benim adımı da yer vermelerine teşekkür ediyorum. Buraya siz de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayşe'cim, şimdi pek çok engelli arkadaşımız seni seyrediyor. Onlara ne söylemek istersin? Engelli arkadaşlarımıza daha üretken olmalarını, topluma karışmalarını, yani biz topluma diğer insanlardan farklı olmadığımızı göstermenin yolundayım ben. Onların da öyle olmasını isterim. Hiçbir zaman eve kapanıp ya da sadece derneklere takılıp da kendi gibi insanlarla değil de biz normal insanların içinde kendimizi onlardan farklı olmadığımızı, başarılı olduğumuzu, biz de bir şeyler yapabileceğimizi göstermeni isterim. Peki engelli arkadaşlarımız tarafından böyle engelli gören ve bakmak isteyen insanlara ne söylemek istersin? Engelli olmayan diye hitap edelim. Aslında ben onlara çok kızıyorum çünkü bir dakika sonra başımıza ne geleceğini insan bilemez. Mesela bazen bakıyorum arkadaş çevreme, bir kez bir otobüste bir karşılaşmıştım. Otobüste bir yere gidiyorum İstanbul'dan, yaşlı bir beyefendi karşımda oturuyor. Yani tabii ki eski insanlar da biraz böyle şu anda da ağladı insanlarımız öyle. Ya bu kız evlenemez, sen ne yaparsın? Yaşlı biriyle mi evlen? Böyle insana tuhaf, engelli sana oldu. Sana böyle bir soru sordum. Bir de böyle bir adam konuştu, ben de şaşırdım. Bu kız evlenemez, sen evlenemezsin, yaşlı biriyle mi evleneceksin? Yani sana ancak yaşlı biri bakabilir. Böyle adam değişik konuştu, ben de çok kızmıştım. Çünkü engelli hiçbir şey yaramaz gibi gözüküyor toplumun içinde maalesef. En güzel cevabı vermişsin. Ben de. Acaba o beyefendi sergi açmış mı hayatında hiç? Acaba Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelebildi mi? Acaba hiç canlı yayına çıkmış mı, sesini duyurabilmiş mi, fikirleriyle halka buluşturabilmiş mi, kitap yazmış mı? İşte insanlar maalesef böyle. Bazen ama ben hiç kırılmadım adama çünkü bu tip şeylerle çok karşılaşıyorum. Ama başkası olsa başka bir engelli arkadaşım hemen küsüp ağlar, içine kapanabilirdi. İnsanların bize karşı duyarlı olmasını istiyorum. İş alanında da bizlere, mesela bir iş yerine gidiyoruz, iş bulmak çok zor oluyor bizim için. Ben Allah'a şükür bir çağrı merkezinde çalışıyorum ama birçok engelli arkadaşım iş konusunda çok sıkıntı yaşıyor.
Yani şu anki hükümetimiz de biraz bu iş konusunda engellilere destek oluyor ama yine de daha yetersiz gibi geliyor bana. Çünkü çok daha engelli arkadaşlarım iş sıkıntı oluyor yani. Engellilere iş adamlarımızın, işte normal bizim gibi olmayan insanların daha duyarlı olmasını istiyorum bize karşı. Ve kapılarını bizlere daha çok açmalarını istiyorum. Çünkü bizler Allah korusun ailelerimize bir şey olursa hep gelecekte ne yapacağız korkusu kaygısı içindeyiz. O yüzden ev sahibi olmayı zaten çok istiyorum. İşte evim olsa en azından bakıcı tutar bir şekilde yaşarım diyor. Yani ama bence senin hiçbir şeye, hiç kimseye ihtiyacın yok. Sen hayatını tek başına gayet güzel bir şekilde idame ettirebilirsin gibi görüyorum. Evet. Kaç yaşındasın Ayşe'cim? 31 yaşındayım. 31 yaşındasın. Evet. Gelecekle ilgili planın, programın, hayalin nedir? Ne istiyorsun, ne arzuluyorsun ev haricinde? Yani Türkiye'de iyi tanınmış bir ressam olmak, çok ciddi büyük projelerde yer almak, güzel sergiler, illere taşımak, bütün illerde sergiler açabilmek, özgüvenle alakalı üniversitelerde böyle kendini isyan etmiş öğrencilere seminerler vermek istiyorum. İkinci kitabım için hazırlanıyorum. Ne anlatacaksın? İlk kitabımda kendi hayatımı anlatmıştım. İkinci kitabımda engellerin önüne çıkan engellerle alakalı bir kitabım olacak inşallah. Çok önemli. Öyle. Bitti mi? Evet. Size. Ama bir de imzanı at. Sevgilerle. Bir de yazı da yazıyor. Ya Ayşe, sol ayağınla çizdin. Sen solak mısın demek oluyor evet, bu. Evet. Hatta kollarım varken de solaktım. Ellerine işte. Sağlık. Görünüyor. Şöyle ver bana, ben göstereyim. Evet. Ayşe Işık'tan Çerçeveletesi. Harika bir eser daha. Üstelik de bu kadar kısa bir zaman içerisinde yaptı bunu. Bakar mısınız? Hem de bir yandan konuşup, bir yandan derdini anlatıp, bir yandan benim ahiret sorularıma cevap verip, bir yandan da bunu çizdi. Bak, sen harikasın. Teşekkür ederim. Şimdi bu papatya mı? Evet. Aslında daha uzun vakitli olsaydı daha güzel. Ama bir gün bir yarım çalışmış tablomla da konuk olmak isterim. Sizin tablonuzu yaptıktan sonra. Gel canım, gel istediğin zaman gel. Sergi haberlerini de söyle bize, aktar ki biz de izleyicilerimizle paylaşalım. Bu arada yazısı da ne kadar güzel, bakar mısınız? Teşekkür ederim. Şimdi en son bir Almanya'da da sergi açtım yurt dışı olarak. Şimdi Paris'te Ocak ayı ya da Şubat ayı içerisinde bir sergim olacak. Paris'te de imza gidiyorsun, günü. Bir de dünyayı dolaşıyorsun. Oh Ayşe Işık Hanım, oh geziniz tozunuz bakalım. Ne güzel. Annen baban gurur duyuyor mu seninle? Evet. Baban ne hissetti? Babanın hislerini merak ediyorum. Yani düşünsenize, en değerliniz, canınız, bir taneniz ve istemeden de olsa ona zarar veriyorsunuz. Yani kollarım gittiğinde o makineden köyde hiç görmek istemedi hiç kimse. Benim ailem öncelikle. Babam sonra ayaklarımı kullanmayı başlayınca işte. Yani şu an benimle gurur duyuyor. Başlayınca çok şaşırmıştık. Bazen o da anneme diyordu işte, sen ilgilen kıza, niye yedirtiyorsun? Zorla ayak sadece yürünür işte, her şeyi nasıl yapacak falan. Ama sonra baktı ki ayakla her şeyi yapar. Duruma geldim. Şimdi kendisi de gurur duyuyor benimle. Çok bazen eve bir de girmiyorum ya. Seyrediyor mu bizi? Sürekli şeyler. Evet, seyrediyorlar. Ay. Ailem.
Bir soru sorsam üzmek de istemiyorum babacığını ama hiç babana kızdığında baba kız arasında olmaz mı? Elbette ki böyle bir arada gerginlikler falan olur. Sen de istemeden tabii ki baban kulaklarını tıkasın, duysun istemiyorum bu soracağımı, üzülmesin babacığın. Senin yüzünden diye suçladığın oldu mu hiç? Kazadan sonra suçladığım oldu da şu an yani kendi hatalarım yüzünden oldu. Çocuktum. Sadece evimize yakın olması ara çalıştıkları yerin. O kötüydü. Köylerde işte evlere yakın olması. Hatta şu an bazı köylerde bile duyuyorum bazen. Genç kızlar çalıştırıyorlar böyle küçük daha 11-12 yaşında. Bizim köyde tekrardan 2-3 sene olmadı hatta. Kız 12 yaşında, annesi babası işte çok geçim sıkıntısı da yaşadıkları için aileler kızı göndermişlerdi. Patos makinesine gitti kızın bir kolu. O yaşayamadı bile yani. Bu tip şeyler aslında köylerde biraz bu geçim sıkıntısından aileler çocuklarını çalıştırması, özellikle de kız çocuklarını. Bir de bence 18 yaşını doldurmadan bir kızı öyle ağır işlere yollamaları güzel değil. Benimki tabii ki şey çocuktum, ben kendim gittim makinaya, eve yakın olmasından işte kötü oluyor. Senin annen sana verebileceği hayatın yanı sıra en büyük armağanı vermiş. Bayılıyorum böyle annelere, evladına, kız evladına güç, kuvvet, kendine güven ve hayat aşılıyor bu tarz anneler. Eğer annen iyi niyetli de olsa etrafını dinleseydi ve sana ayaklarını kullanmayı öğretmeseydi muhtemelen senin pek çok derdin olacaktı. Şu anda belki hiç var olmayan. Belki Adıyaman'dan İstanbul'a gelme şansım bile olmazdı. Çünkü ailemi ben ısrarla getirdim. İlla gidelim Büyükşehir'e, işte orada televizyonlarda görüyorum kol takıyorlar bir şey. Yani engellilere alakalı çok büyük olanaklar sağlıyorlar diye aileme çok ısrar etmiştim. Annem de ısrarıma şey yapmadı. Hepsi babamı ikna ederek göç etmek istedi. Babam hatta istemedi gelmek. Anneme de sevgilerimi iletiyorum buradan, aileme. Bir de beni burada izleyen birçok arkadaşlarım var, bazı izliyor, size de çok selamları var, buradan da selamlarımı iletiyorum herkese. Ben de iletiyorum izleyen bütün izleyicilere, senin arkadaşlarına özellikle. Teşekkür ederim. Peki Ayşe'cim, şimdi yeni sergilerin var, Paris'e gideceksin, Almanya'ya gittin, bu iş büyüdü. Evet. Ondan sonra bırakırım artık. Bırakacak mısın? Bırakmam da yani senede bir kez sergi açarım. Bu kadar çok açmam herhalde. Ama en çok şey istiyorum yani evlilik, yuva kurmak, anne olmak. İlerleyen zaman. Ne diyorsun? Bak sen. Şimdi tabii 30 yaşına geldin. Bence artık yavaş yavaş düşünebilirsin. Bundan önce bence hiç düşünmeye bile gerek yok. Evet. Bence bu tamamen benim fikrim. Biraz kadınlar ayaklarının üzerinde dursunlar, eğitimlerini muhakkak tamamlasınlar, iş hayatıyla tanışsınlar öyle ya da böyle. Evet. Biraz hayatlarını yaşasınlar, ondan sonra evlilik, çocuk nasıl olsa olur. Ben eminim ki en güzel şekilde evliliğini de yapacaksın. İnşallah hayırlısıyla bir çocuğun da olur, hatta İnşallah. Birden fazla olsun. Minimum iki, ne kadar çok çocuk o kadar iyiymiş. Çocuğu olan biri olarak söylüyorum. demek evlenmek istiyorsun. Evet. Bu bir itiraf mı? Bu bir dilek yani sadece. Anne olmak istiyorum. İleride inşallah kızım. Ama anne olmak için mi evlenmek istiyorsun? Sadece onun için de değil de artık böyle gittiğim programlara da eşimle birlikte gitmek istiyorum. Öyle eşini de getireceksin yani. Biz davet edeceğiz mesela bundan 4 sene sonra. Burada eşin de oturacak. İnşallah. Bence eşin buraya gelmesin. Seninle olsun, sana destek olsun ama kamera arkasında evet, bana beklesin destek ve istiyorum, harikaydın Ayşe'cim. Çok başarılıydın Esin. Ama buraya gelmesin, burası senin. Teşekkür ederim. Bak bak, adamı da hemen kalıplara soktuk, görüyor musunuz? Ayşe'cim çok teşekkürler geldiğin çok için. Teşekkür İyi ki geldin. Sana bir kitap armağanı olacak.
Bir tanrılı ülkeye bisikletle yolculuk. Sinan Cömert'in kitabı. Ozan Orfeos'un Trakya'sından Hector'un Troya'sına diyerek böyle Paris yayınlarından çıkmış bir kitap armağan edeceğim. Seninle birlikte ben de programı noktalıyorum bu arada. Birlikte noktalayalım hatta. Efendim size muhteşem bir insan tanıştırdık. Zaten 30 tane sergisi var. Tanıyanlarınız çok yakından tanıyorlar ama belki bizim aracılığımızla da tanımış olabilirsiniz. Hayatta mutlu olmak için her şeyinizin olmasına gerek yok. Uzvunuz olmasa bile mutlu olmanın yolu aslında içinizde. Dolu tarafından bakmak da, boş tarafından bakmak da bardağın size kalmış. Burada muhteşem bir bardağın dolu tarafını gören hikayeyi sizlere getirdik, ekranlarınıza getirdik. Yarın tekrar sizlerle beraber olacağız. Yarına kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Yarın 8'de randevumuzu kaçırmayın. Hoşça kalın.